Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et-tayyibin et-tahirin. Emma ba'd. Evet. Zümer suresinden İbn Kesir'in muhtasarından ayetlere devam ediyoruz inşallah. Efendim kaçıncı ayetten? Beşinci ayetten altıncı ayete kadar bir grup okuyacağız. Yedinci ayetten sekizinci ayete kadar da bir grup. Bugünkü dersimiz beşten sekizin sonuna kadar olacak inşallah. Peki, halakallahu semavati vel ard. Allah Celle Celaluhu yerleri gökleri hak ile yarattı. Ne demek hak ile? Yani Allah'ın yarattığı böyle anlamsız değil, anlamlı bir mana için yarattı. Hak ile yarattı. Gerçekten yaratan odur. Yükevvirul leyle alen nehar ve yükevvirul nehara alel leyl. Allah Celle Celaluhu geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gündüzde gecenin üzerine. Tekvir aslında sarığın şu bağlamlarını, katlarını birbirinin üzerine dolamak. O zaman burada da geceyi gündüzün üzerine bir sarık gibi geceyi gündüzün üzerine örtüyor. Gündüzün üzerine örtünce gece oluyor. Gündüzü gecenin üzerine örtünce gecenin karanlığı geliyor, gündüz oluyor. Evet, geceyi gündüze, gündüzü de geceye örten Allah'tır. Ve sakkara şemse vel kamer. Evet, ayı da güneşi de efendim kim yarattı? Allah Celle Celaluhu. Küllün yecri, onların her biri kendi yörüngesinde hareket ediyor. Li ecelin müsemma, belli bir zamana kadar. Kendileri için takdir edilen zamana kadar. Bunların yaratılışlarının bir başlangıcı var. Bu görevlerinin sona ermesi de bir başka mesele. Ela huvel azizul gaffar. Dikkat edin. O Allah Celle Celaluhu her şeye galiptir ve çok bağışlayıcıdır. Halakakum min nefsin vahide. Allah sizi bir tek nefisten yarattı. Adem'den. Sümme ceale minha zevciha. O bir nefisten de eşini yarattı. Ve enzele lekum. Allah sizin için indirdi. Yani yarattı. Minel en'am. Evcil hayvanlardan. Themaniyete ezvac. Sekiz sınıf. Hani şeyde geçtiği gibi En'am suresinde Femaniyete ezvac minet da'n ithneyn ve minel ma'z ithneyn ul erdekereyni harrame emin ünseyeyn ayetlerinde geçtiği gibi. Evet. Şimdi bu ayetlerde 8 sınıf. Mesela koyunlardan erkek dişi, keçilerden erkek dişi. Evet. Daha efendim aynı zamanda neler zikredilmiş? Aynı zamanda deveden erkek dişi. En'am suresi 143'ten 144'e kadar olan ayetler ve diğerleri işte sığırlardan erkek ve dişi. Dolayısıyla hepsi 8 sınıf yapıyor. 8 sınıfı sizin için yarattı. Yahlukukum, Allah sizi yaratıyor. Fî butûn-i ummâtikum, analarınızın karnında. Halkan min ba'di halkın. Fî zulümâtin selâs. Yani sizi ana rahminde bir takım devrelerden geçirdikten sonra. Mesela Cenab-ı Hak önce insanın asıl cevheri topraktan, çamurdan. Sonra nutfe, yani babanın sperminin ana rahmine düşüşünden. Sonra onun sümme halakne nutfete alagaten. Allah öyle buyuruyor. Sonra biz o nutfeyi alaka yaptık. Alaka rahma yapışan bir kan pıhtısı. Sümme halakne alagate mudgaten. Onu bir et parçası yaptık, o kan pıhtısını. Sonra ona efendim iskelet verdik. Sonra üzerine et giydirdik. Sümme enşe'nehu halkan ahar. Sonra onu güzel bir yaratılış olarak efendim onu var ettik ve dünya üzerine getirdik kamil olarak.
Ama burada üç karanlıklar içerisinde diyor. O gelecek şimdi. O karanlıklar ne demek? Zalikumullahu rabbukum. İşte sizin Rabbiniz Allah'tır Celle Celaluhu. Lehu mülk, lehül mülk. Bütün yerlerin, göklerin, içindekilerin mülkü ona aittir. Ela, evet. La ilahe illa hu, ondan başka ilah yoktur. Ancak o vardır. Fe enna tusrafun. Siz nasıl Allah'a imandan, Allah'a kulluktan döndürülürsünüz? Allah'a imanı gerektiren, kulluğu gerektiren o kadar sebepler var ki. Böyle kısa bir maal. Yuhbiru Teala. Allah-u Teala haber veriyor. Ennehül Haliku, o Allah yaratıcıdır. Neyi lima fissemavati vel art, yerlerde ve göklerde olanları. Ve ma beyne zâlike minel eşya. Bir de yerlerle gökler arasındaki bütün mevcudatı yarattığını haber veriyor. Daha neyi haber veriyor? Ve bi ennehu, o Allah Celle Celaluhu malikül mülki, mülkün sahibidir. Asıl mülklerin sahibi Allah'tır. El mutasarrifu fihi, orada istediği gibi ilahi iradeye göre tasarruf eden, efendim var eden, yok eden, onlar üzerinde tasarruf eden odur. Yukallibu leylehu ve neharahu, geceyi gündüze, gündüzü geceye çeviren odur. Kevvirul leyle alen nehar, geceyi gündüze örten. Ve yükevvirun nehar alelleyl, gündüzde geceye örten, adeta bir sarık gibi saran odur. Ey sekkarahuma, geceyi ve gündüzü amade kıldı emrine. Yecriyani, bunlar kendilerine verilen zaman içerisinde hareket ediyorlar, cereyan ediyorlar. Müteakibeyni, birbirini takip ederek. Yani geceden sonra gündüz, gündüzden sonra gece. Arada hiçbir zaman farkı da yoktur. Peki la yefterikan, la yefterikan ne demek? Hiç birbirlerinden ayrılmıyorlar. La yefterikan, hiç birbirlerinden ayrılmaması şartıyla. La yefterikan, evet. Peki yatlubuhu kullun minhuma, onlardan her biri, yani ne gece gündüzden, ne gündüz geceden, arada bir fasıla yok. Yani geceden hemen sonra gündüz, gündüzden hemen sonra gece. Birbirini ne yapıyor? Efendim takip ediyor. Evet. Yani gece gündüzü kovalıyor bir yerde, tabiri caizse. Efendim gündüzde geceyi. Peki bu biraz sonra okuyacağımız ayet-i kerime nereden? Araf suresi. Araf suresi ayet 54. Uzunca bir ayet ama oradan sadece bir bölümünü almış. Yuhşil leylen nehar. Evet. Ne diyor burada? Küllüm minhuma, gece ve gündüzen her biri, yatlubun ahar, diğerini takip ediyor. Taleben hafifen, arada fasıl olmaksızın, peşine, acele. Ke kavlihi teala, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili gibi, işte bu Araf suresi 54'den almış. Yuhşil leylen nehar, Allah geceyi gündüze örtüyor. Ne oldu halde? Yatlubuhu, efendim o gece gündüz geceyi takip eder olduğu halde. Hafisen, peş peşine birbirini kovalıyor. Gece gündüzü, gündüz geceyi takip eder olduğu halde. Ve kavluhu azze ve celle, Cenab-ı Hakk'ın bu kavli celili yukarıda ayette geçti. Ve sakhara şemse vel kamar. Allah güneşi de ayı da hizmete müsekhar kıldı. Hizmete amade kıldı. Küllün yecri, onlardan her birileri kendi yörüngesinde hareket eder. Ne zamana kadar? Le ecelin müsemma, takdir edilen güne kadar. Ey ila müddetin malumetin indellahi teala. Allah'ın nezdinde belli bir zamana kadar. Sümme yenkadî yevmel kıyameti. Sonra kıyamet gününde iş biter. Niye? Kıyametten önce ay efendim görevini bitiriyor. Güneş bitiriyor. Yıldızlar yere dökülüyor.
Fecumi'ş şemsu vel kamer, ay güneş birleşiyor. Kainat değişiyor. O zamana kadar. Ele huvel azizul gaffar, dikkat edin. O Allah Celle Celaluhu çok aziz, yani her şeye galip, el gaffar ve çok bağışlayıcıdır. Ey ma izzetihi ve azametihi ve kibriyaihi, gücüyle, yüceliği ile beraber huve gaffarun, ziyada bağışlayıcıdır. Limen asahı, kendisine karşı gelenleri. Fümme tâbe, isyan edip sonra tevbe eden. Ve nâbe ileyh, kendisine dönüş yapan kimseleri ziyade bağışlayıcıdır. Cenab-ı Hak öyle bir mağfireti bol, rahmeti geniş ki kul ne kadar isyan ederse etsin, ne kadar inkar ederse etsin, nasıl inkar ederse etsin, yeter ki inkardan dönüş yapıp Allah'a yönelirse, Allah'a birlerse, günahlardan vazgeçerse Allah onların tevbelerini kabul edeceğini, onları bağışlayacağını birçok ayetlerde müjdeliyor. Ve kavluhu cellet azametuhu, yüce olan Cenab-ı Hakk'ın kavli, halakaküm min nefsin vahide, Allah sizi bir tek candan yarattı, aslınız bir Adem. Ey halakaküm, ey insanlar, sizi yarattı Allah, ma'ahtilafi ecnasikum, cinsleriniz farklı olmakla birlikte, ve asnafikum, sınıflarınız, ve elsinetikum, dilleriniz, ve elvanikum, renkleriniz. Dünyada işte renkler farklı, diller farklı, kabileler farklı, aşiretler farklı, efendim renkler farklı, ırklar farklı, bütün bu ihtilaflarla beraber, yani bu farklılıkla beraber Allah sizi yarattı, min nefsin vahidetin, bir nefisten. Yani ve hu Adem aleyhissalatu vesselam, o da Adem aleyhisselam, Adem soyundan geldiniz hepiniz. Allah açıkça beyan ediyor, Adem'de. ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا, sonra Cenab-ı Hak o nefisten, o bir nefisten halk etti zevceha, eşini. O nefsin kendi eşini. وَهِيَ حَوَّاءُ aleyhisselam, Havva aleyhisselam, Havva anamız. كَقَوْلِهِ تَعَالَى, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili gibi, bu da Nisa suresinin birinci ayeti. يَا اَيُّهَا النَّاسِ, ey insanlar, İttekû rabbekum, Rabbinizin emirlerine karşı gelmekten sakının. Ellezî, öyle Rabbiniz ki, halakaküm, sizi yarattı, min nefsin vahidetin, bir nefisten, ve halaka minha, ve o bir nefisten de yarattı zevca, eşini, ve bethe minhuma, o ikisinden yaydı ricalen kethiran ve nisa'a, birçok erkekleri, kadınları da onlardan yaratmak suretiyle yaydı, çoğalttı. Ama insanlığın ana, efendim, cevheri topraktan ve Adem aleyhisselam'dan. Ana çınar Adem aleyhisselam. Bütün insanlar ondan türedi. Havva anamız da ondan türedi. Bunun şekli üzerinde durmuyoruz biz. Adam şimdi bu ayeti okuyor, tefsir yapıyor güya. Diyor ki burada Allah sizi tek candan, nefisten yarattı sözü, aslında burada başka bir şeyden de sizin aslınız diyor. Ama ben söylemiyorum diyor. Adem demiyor. Adem diyor işte. Bütün müfessirler bunda ittifak etmişler. Sizin ana cevheriniz Adem'in de ana cevheri toprağı. Adem aleyhisselam yaratıldıktan sonra eşi ondan yaratılıyor. Ve bütün insanların nesli de ondan geliyor. Evet. Ve kavluhu teala, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili, Zümer suresindeki. Ve enzele lekum minel en'ami semaniyete ezvac. Burada enzele diye ifade ediyor. İndirdi. Halbuki hayvanat göklerden mi indiriliyor? Yok. Buradaki enzele halaka manasına. Aynı şey gibi. Ve enzelna mines semai. Ya beni Adem'e kad enzelna aleykum libasen yuvari sevatikum. Ey Ademoğulları, sizin edep yerlerinizi örten elbiseleri biz İndirdik diyor Allah. Halbuki indirme değil orada. Yarattık. Allah'ın yaratmasıyla. İnme burada yaratma manasına. Ey ve halaka lekum, sizin için Allah yarattı. Min zuhuril en'am, evcil hayvanların sırtlarından, efendim bellerinden, semaniyete ezvac, 8 grup, 8 sınıf. Ve hiyel mezkuratu fi suretil en'am,
Bu da Enam suresinde zikredilen ayet. Minet da'ni itneyn. Koyunun iki cinsi. Koyundan erkek dişi. Ve minel maz keçiden itneyn iki. Dişi keçi. Erkeği de teke. Ve minel ibil itneyn. Erkek deve, dişi deve. Ve minel bakar itneyn. Erkek sığır, dişi sığır. 8 sınıf. Ve kavluhu azze ve celle, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili, yahlukukum fi budunim matikum, yahlukukum, Allah sizi yaratıyor, fi buduni ümmehatikum, analarınızın karınlarında. Ey kadderakum, yahluku burada kaddere manasına, sizi düzenledi, takdir etti, ölçülü bir biçimde. Fi buduni ümmehatikum, analarınızın karınlarında, rahimlerinde. Halkan min ba'di halkın. Yani bir yaratılış döneminden başka bir yaratılış devresine geçirerek. O devre ana rahminde. Öncesi su, sonrası kan pıhtısı, sonrası et parçası, sonrası iskeletin içerisine, etin içerisine iskeletin oluşturulması, iskeletin üzerine et giydirilmesi. Böyle ana rahmindeki dönüşümler. Evet, yekûnü ehadüküm, sizden biriniz oluyorsunuz evvelen, önce nutfeten, nutfe, sperm. Thümme yekûnü alakaten, sonra ana rahminde o nutfe, alaka oluyor. Alaka, rahme yapışan bir kan fıtısı. Thümme yekûnü mudgaten, sonra bir dönem sonra o kan fıtısı et parçası oluyor, mudga, bir çiğnem et. Thümme yahluku, sonra Cenab-ı Hak yaratıyor, feyekûnü lahmen ve azmen. Sonra o efendim bir çiğnem etten et oluşturuyor, kemik oluşturuyor ve azmen sinir oluşturuyor. Ve uruken efendim ne oluşturuyor? Ve asaben ve uruken. Ne oluşturuyor burada? Damarlar oluşturuyor, sinirler oluşturuyor. Yani o dizaynı Cenab-ı Hak yapıyor. Hakikaten insan ana rahminde oluşması Cenab-ı Hakk'ın kudretinin ispatında en büyük delil. Ve yenfuhu fihi, Allah ona üflüyor erruha ruh, feyasiru oluyor halkan ahar, başka bir yaratık. Önceleri böyle merhaleleri var. Sonunda bir bakıyorsunuz ruh üfürüldüğünde ana rahminde canlanıyor. Kaç ayda ruh üfürülüyor? Yani hadis-i şeriflere göre 120 günde. 4 ayda ruh üfürülüyor. Ama insanın şeklen oluşması, ellerinin, ayaklarının, kafasının, gözünün, yani ana yapının oluşması 45 gün sonra, tabipler de öyle diyorlar. İmam Şafii Hazretleri de öyle diyor. Efendim 45 gün sonra artık şekiller oluşuyor. Evet. Fetebârekellâhu ehsenül hâliqîn. Yaratanların, takdir edenlerin en güzeli olan Allah yücedir. Ve kavluhu celle ve ala, yüce Allah'ın şu sözü, fi zulümatin selas, ana rahminde nasıl yaratıyor sizi? Üç karanlık, üç devre karanlık. Kat kat üç karanlık içerisinde. Yani zulmeten rahmi, bir rahmin karanlığı. Hiç dışarıya pencere yok. Bir rahmin karanlığı var insanın o rahimde oluşmasında. İki, ve zulmetel meşimeti. O döl eşi dedikleri çocuğun üzerini böyle kaplayan bir tabaka. O çocukla beraber dünyaya geliyor. O tabaka, o perde daha doğrusu yırtılıyor. Çocuk onun içinden çıkıyor. Buna döl eşi deniyor. Evet. Ve zulmetel batnı, bir de karındaki karanlık. Ben kaç karanlık içerisinde? Kaç karanlık içerisinde? Onu oluşturuyor. Onun gıdasını veriyor, havasını veriyor, şeklini oluşturuyor. Bir de bakıyorsunuz, doğacağı zaman kamil bir varlık ortaya çıkıyor. Keza Kâle İbn-i Abbas'ın ve Mücahid'in, Abdullah İbn Abbas'ın ve Mücahid'in dediği gibi. Evet. Ve kavluhu celle celaluhu, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli, zâlikumullâhu rabbüküm, işte sizin Rabbiniz, işte bu Rabb'dir, bu Allah'tır. Ey hâzellezî halakaküm, işte bu Allah Celle Celaluhu sizi yaratan ve halaka âbâekum, babalarınızı da yaratandır. Hüver Rabbü, o Rabb'dir. Levül mülkü, mülk onundur.
ve tasarrufu idare irade onundur fi cemi'i zalik, bütün bunlarda. Öyleyse yaratan o, tasarruf eden o. Öyleyse insanların hem dünya hem ahirette ne ile mutlu olacaklarını bildiren de o. Ama ne yazık ki bugün insanlar kendi yaratanlarının bu emrini unutuyor ve kendi kendilerine, kendilerini idare edecek uydurma kanunlar, hem de gayrimüslimlerin oluşturduğu dünyada kanunlar oluşturuluyor. Allah Celle Celaluhu'nun tasarrufu ortadan kaldırılıyor. İdaresi, iradesi ortadan kaldırılıyor. Haşa, Allah'a şöyle denilmiş gibi oluyor. Sen bizi idare edemezsin, yaratan sensin ama, yaşatan sensin ama biz kanunları biz kendimiz koruruz. Böyle demek oluyor. Allah'a bayrak kaldırılmış oluyor. Baş kaldırılmış oluyor, haşa. La ilahe illa hu. Ondan başka ibadet yapılacak hiç kimse yok. Ancak odur. Ey ellezî, öyle bir zat ki Allah, la tenbeğil ibadetü, ibadet uygun olmaz. İlla lehu vahdehu la şerike leh. Eşi ortağı benzeri olmayan, bir olan Allah'a layıktır ibadet. Fe enna tusrafûn. Burada soruyor Cenab-ı Hak. Nasıl siz imandan, ibadetlerden, Allah'ın kanunlarından döndürülüyorsunuz? Ey fekeyfe ta'budûne ma'hu gayrehu. Onunla beraber başkalarının için tapıyorsunuz. Ve eyne yedhebu bi ukulikum. Sizin akıllarınız sizi nereye götürüyor? Sizin akıllarınız sizi nereye götürüyor? Yanlışa götürüyor. Halbuki ben o aklı size verdim, doğruyu bulasınız diye. Evet. Ya da siz akıllarınızla aklınız olduğu halde nereye giriyorsunuz? Allah'tan başka kulluk yapılmaya layık hiçbir zat yoktur. Evet. 7. ayet-i kerime geçiyoruz. İn tekfuru fe innallaha ganiyyun ankum. Ey insanlar, eğer siz inkar ederseniz Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Şüphesiz. Ve la yerda li ibadihi'l küfr. Allah kulları için küfre de razı değil. Ama kullar küfrü istedikleri için Allah onların küfrünü de yaratıyor. Ve in teşkuru, eğer şükreder, iman ederseniz yerdahu lekum. Allah sizin için onu seçiyor. Onu tavsiye ediyor. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiçbir suç işleyen diğer bir suçlunun vebalını taşımaz. Herkesin suçu kendine ait. ثُمَّ اِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ. Sonra ancak sizin dönüşünüz Rabbinizedir. فَيُنَبِّئُكُمْ. O size haber verecek bir mâkünün tamirun. Dönüşümüz Allah'a olunca Allah o zaman dünyada yapıp ettiklerimizin tamamını bize haber verecek. Hayır, şer. İnnehu alimun bizatis sudur. Zira o Allah Celle Celaluhu sineleri, sinelerden geçenleri hakkıyla bilendir. Ve izâ messel insâne durrun. Evet, insan yapısını Cenab-ı Hak tarif ediyor. İnsana bir hastalık, bir yokluk, bir kıtlık, bir sıkıntı dokunduğu zaman de'a rabbehu, Rabbine dua eder. Müniben ileyhi, ona dönüş yaparak, ona yalvararak. Evet, daha ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْ. Sonra Allah Celle Celaluhu onu o sıkıntıyı, hastalığı, darlığı, harbi, efendim darbi ortadan kaldırıp onu nimete dönüştürdüğü zaman نَسْيَ مَا كَانَ يَدْعُوا اِلَيْهِ. Allah'a yaptığı duayı unutuverir. مِنْ قَبْلِ, bundan önce. وَجَعَلَ لِلّٰهِ, unutuvermesi şurada dursun, Allah için kılar endaden eşler, ortaklar. Niçin? Liyudille an sebilihi, o ortakların kendisini Allah'ın yolundan saptırması için. Kul habibim de, temettâ bi küfrike galîlâ. Ey kafir, küfrünle birkaç gün azıcık faydalan. Dünyanın tamamını bir insan yaşasa ahirete göre yine az bir gün. İnneke min ashabin nâr. Zira sen böyle gidersen, küfrün üzerinde devam edersen, sen cehennem ehlindesin şüphesiz. Böyle de onlara. Şimdi bu ayetlerin kısaca tefsirini geçiyoruz. Yekûlü Teâlâ, Cenab-ı Hak Teâlâ buyuruyor. Muhbiran, haber verici olduğu halde. An nefsihi celle ve alâ. Kendi zatından.
neyi haber verici olduğu halde ennehul ganiyyu. Allah-u Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sivahu, amma sivahu, kendisinden başkasına muhtaç değil. Minel mahlukat, mahlukattan. İnsan, cin, melek, felek, hayvanat, hiçbirisine muhtaç değil. Kema kale Musa aleyhissalatu vesselam, Musa aleyhisselamın dediği gibi, le kavmihi kavmine. Ne diyor Musa aleyhisselam? İn tekfuru entüm ve men fil ardı cemiyah. Bu ayet İbrahim suresinde, eğer siz ve yeryüzünde olanların tamamı inkar etseniz, fe innallâhe şüphesiz Allah, leganiyyün, çok zengindir, hamidün, övülmeye layıktır. Ey insanlar, ey firavunlar, nemrutlar, ey Ebu Cehiller, ey Şeddatlar, Karunlar, isterseniz siz inanmayın, hepiniz inkar edin. Bütün insanlar inkar etsin. Allah-u Teala yine övülen bir zattır. İnsanlar dışında övenler var ve aynı zamanda Cenab-ı Hak zengindir, muhtaç değildir. Ve fis sahih, sahih hadisi kutsi de şöyle buyuruluyor. Buradaki tabi hadisi kutsi. Yine yani bir çıkmazımız bugün maalesef kendini hoca sayan kimselerden efendim ne var? Hadisi kutsi'yi kabul etmeyenler var. Hadisi kutsi neydi? Sözleri peygamberimiz tarafından, mana Allah tarafından. Peygamberimize yine Cibril'i emin vasıtasıyla bildirilmiş. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya ibadi, ey kullarım. Şimdi bu hadisi kutsi olmaz da ne olur? Allah diyor ey kullarım diye. Ey kullarım. Lev enne evvelekum. Şayet sizin önceki gelenleriniz. Ve ahirakum, en son gelenleriniz. Ve insekum, insanlarınız. Ve cinnekum, cinleriniz. Kânu olsalar. Yani ey kullarım. Sizden önceki gelen bütün insanlar. Sizden önceki cinler. Sizden sonra gelecek insanlar. Sizden sonra gelecek cinler. Hepsi olsalar. Kânu olsalar. Ala efceri. Kalbi racülün minkum. Ala efceri. Kalbi racülün minkum. Sizin içinizden kalbi çok bozuk, hiç inancı olmayan, hiç şükrü olmayan, hiç Allah'ı tanımayan en kötü bir insanın kalbi üzerine olsalar. Ne demek bu manası? Bütün insanlar, bütün cinler, geçmişler, gelecekler, hepsi en inkarcı insanın kalbi gibi inkar üzere olsalar, kötü hal üzere olsalar, مَا نَقَسَ ذَٰلِكَ, onların bu kötü halleri noksanlaştırmaz. Min mülki, benim mülkümden şeyen, hiçbir şeyi noksanlaştırmaz. Bütün insanlar inkar etse, bütün cinler inkar etse, Allah'ın servetinden, Allah'ın hazinesinden, Allah'ın zatından, Allah'ın rahmetinden zerrecik noksanlaşmaz. Ve kavluhu teala, öteki bu hadisin kutsinin devamı var. Devamı da şu: bütün insanlar, bütün cinler, evvelkiler, sonrakiler toplansalar, sizin içinizden en müttaki olan kimsenin kalbi üzerine olsalar, yani hepsine müttaki olsalar, hiç Allah'ı inkar eden olmasa, hiç Allah'ı isyan eden olmasa, benim mülkümden zerre yine bir şey artmaz diyor Cenab-ı Hak. Öyleyse kulluğun faydası bize, isyanın zararları da bize. Evet. Ve kavluhu teala, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili: وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Allah kullarının inkarına razı olmaz. Ey, لَا يُحِبُّهُ, kulun inkarını sevmez. وَلَا يَأْمُرُ بِهِ, küfürle de emretmez. Allah küfrü sevmez, küfre razı olmaz, küfürle de emretmez, haşa. Ama illa adam ben kafir olacağım derse, iradesini, idaresini o tarafa yöneltirse, Allah onun için şerri de yaratıyor, küfrü de yaratıyor. Küfrün haliki de Allah'tır. Ama rızasına uygun değil, Allah razı olmayarak yaratıyor. Evet. Peki. Ve in teşkuru, eğer siz şükrederseniz, yerdahu lekum, buradaki şükür iman manasına, Allah şükrü sizin için seçiyor, razı oluyor. Yerdahu, yerdahuhu aslında. Aslında bu nasıl yerdahu? Ama burada şey olduğu için, söyleyin, şartın cevabında vav olduğu için orada cezim alameti olarak elif düşmüş, yarıda kalmış. Evet. Ey yuhibbuhu lekum. Allah o ey yuhibbehu, şeye göre olursa, yardahuya göre, yuhibbehu
lekum. Allah o şükrü, imanı sizin için sever. Ve yezidküm, size ziyade eder min fadlihi, fazlından. Ve la teziru vaziratun vizre uhra, hiçbir suç işleyen, günah işleyen bir başkasının günahını taşımaz. Ancak onu saptırmışsa, onun günah işlemesine vesile olmuşsa, vesile olma sebebiyle ona yazılan günahın bir misli de bunu saptırana yazılır. Evet, ey la tahmilu nefsun an nefsin şeyen. Hiçbir nefis diğer nefisten bir şey yüklenmez. Ne demek? Herkesin yaptığı kendisi için. Bel küllün, bilakis herkes mutalebün, kendisinden istenecektir. Bi emri nefsihi, kendi yaptığı işler. Yani hayır işlemişse kendisi ödüllendirilecek, şer işlemişse kendisi cezalandırılacak. Hiçbir kimse ne evladından dolayı baba, ne babadan dolayı evladı ceza çekmeyecek. Ama şayet baba evladına İslam öğretmemişse, o zaman sorumlu onda. Kadın kocasına itaat etmemişse günahlarından sorumlu. Kocası hanımını İslam'a göre muhafaza etmemişse kocası ondan sorumlu. Onun günah işlemesine teşvikte bulunursa onun işlediği günahların bir misli de kendine. Baba evladın günah işlemesine sebep olursa bir misli de kendine. Amir memurun günah işlemesine, idareci idare edilenlerin günahlar işlemesine yol açarlarsa onların işledikleri günahlardan birer misli de amire efendim yazılmaktadır. Onun tabii başka hadis-i şeriflerden onları öğrenmiş oluyoruz. Sümme ila rabbikum, ancak Rabbinizedir merci'ukum, dönüşünüz. Feyunebbi'ukum, o size haber verecektir. Bima kuntum ta'melun, yaptıklarınızın tamamını. İnnehu alimun bizatis sudur, zira o sinelerden geçenin tamamını hakkıyla bilendir. Ey fela tahfa aleyhi hafiyetun, hiçbir şey ona gizli kalmaz. Hiçbir şey ona gizli değil. Zaten her şey kaydada geçirilmiş. Ona da hiçbir şey gizli değil. Ve kavluhu azze ve celle, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili, ve izâ messel insâne, insanın psikolojisini en güzel tanımlayan Kur'an'dır. Bakın burada insanın yapısına. İnsana dokunduğu zaman durun, bir hastalık, bir zarar, bir fakirlik, bir harp, bir darp, de'a rabbehu, Rabbine yalvarır. Müniben ileyhi, ona teslim olucu olduğu halde. Nitekim bu Kur'an'ın ilk aylarında, ilk zamanlarında Hristiyanı da, Yahudisi de, ateisti de, satanisti de, Budisti de hepsi İslam'dan medet beklemeye başladılar. İslam'dan medet bekliyorlar. Müslümanlara dua ettiriyorlar. Allah'a yalvarıyorlar. Kiliselerde toplanıp ezan okutturuyorlar. E peki beyinsizler, siz orada tabii Allah'a sığınıyorsunuz da diğer zamanlarda niye Allah'a isyan ediyorsunuz? Sizin anladığınız efendim bu mu? Öyleyse insanlara bir zarar dokundu mu hemen Rabbine teslim oluyor, ona dua ediyor. Ey indel haceti, ihtiyacı zamanında yetedarra'u yalvarıp yakarıyor. Ve yestagîfü billahi vahdehu la şerike leh, eşi ortağı benzeri olmayan bir olan Allah'tan yardım istiyor. Hiç kimse başkasından istemiyor ha. Allah'tan yardım istiyor. Darda. Kema kâle teâlâ, Cenab-ı Hak Teâlâ buyurduğu gibi. Ve izâ messekumut durru fil bahri, evet, denizde size bir zarar dokunduğu zaman, yani dev dalgalar bindiğiniz gemiyi böyle hareket ettiriyor, batıracak, alabora olacak, böyle hava çok kapalı, deniz dalgalı, denizde size bir zarar dokunduğunda, efendim, dalle men ted'un, o zaman sizin kendilerine taptığınız putlarınız, heykelleriniz, kendilerinin yardım bekledikleriniz kayboldu gitti. Hiç kimse yok ortada. O zaman illa iyyahu, ancak Allah'a yöneliyorsunuz. Ya Rabbi, bizi bu denize batmaktan, denizin dibine gitmekten kurtar ya Rabbi. Uçak sarlandıysa yine aynı Allah'a yalvarıyor. Serhoşu da, ayık olanı da, mümin olanı da, kafir olanı da, Allah'ım bize yardım et. Allah'ım bize yardım et.
Allah'ım bize yardım et. Bakın dara geldiği zaman nasıl dua ediyorlar. Ama فَلَمَّا نَجَّاكُمْ Allah sizi denizin dağlar gibi dalgalarının arasından kurtardığında, ilel berri karaya, sahili selamete çıkardığında, اَعْرَغْتُمْ Efendim yine Allah'a kulluktan yüz çevirdiniz. İnsanın yapısı böyle. Darda yalvarıyor, gelişe çıktığı zaman darda yalvardığını unutuyor. İnsanın yapısı bu. Ve كَانَ الْاِنْسَانُ كَفُورًا İnsan çok nankör, çok zalim, çok efendim küffar-ı nimettir. Yani nimetleri inkar edenlerdir. Nimetleri ne yapıyor? İnkar ediyorlar. İnsanların yapısı böyle. Daraldığı zaman Allah'a yalvarıyor. Efendim ama başı gelişe çıktığı zaman ve hakikaten başındaki sıkıntılar gittiği zaman da eski unutuyor. Biraz önce okuduğum ayet İsra suresi 67. ayeti kerime. İnsanların yapısı bu. Peki ثُمَّ اِذَا وَلِذَا وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى Bundan dolayı Cenab-ı Hak buyurdu esas Sümer suresindeki ayette ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ O hastalıkları, o darlıkları tarafından bir nimete çevirdiği zaman nesiye dar zamanda, zor zamanda dua eden unutuyor. مَا كَانَ يَدْعُوا اِلَيْهِ Allah yaptığı duaları min kabli bundan önce. اَيْ فِي حَالِ الرَّفَاهِيَّةِ Yani refahiyet, müreffeh olduğu zaman, nimete kavuştuğu zaman ki halinde eski duaları unutuyor. Rabbine artık baş kaldırıyor. Rabbini tanımaz oluyor. Rabbine isyan eder oluyor. Evet. Yense der ki dua evet tadarrua. O yalvarışı, yakarışı, ağlamayı, sızlamayı unutuyor. Kema kâle celle celâlu Cenab-ı Hak buyurduğu gibi. Ve izâ messel insâne durru. Evet. İnsana bir zarar dokunduğu zaman deana bize dua ediyor. Ricem bihi yan üzerine yatarak ev kaiden ya da oturarak ev kaimen ya da ayakta felemme keşefna anhu durrahu ne zaman biz onun başındaki sıkıntıyı efendim kaldırırsak evet başındaki sıkıntıyı ne zaman kaldırırsak ne oluyor? Efendim merre kellem yed'una ila durrin mese Hiç sanki kendisine bir zarar gelmemiş, kendisine hiçbir zarar dokunmamış, hiçbir sıkıntıya düşmemiş gibi hayatına devam edip geliyor. Bu ayet nerede? Bu ayette Yunus suresi, efendim ayet 12. Yunus suresi ayet 12. Şuna bakın, insan nasıl tanıtıyor Kur'an? İnsan hep böyle. Evet. Ve kavluhu ta'ala. Cenab-ı Hak Teala'nın kavli celili ve ceale lillahi endâden liyudillan sebil yani buradaki ayete göre Zümer suresindeki Allah'a eşler ortaklar koşuyor başı genişe çıktığı zaman niçin? O sapıkların o putların, heykellerin kendilerini Allah'ın yolundan saptırması için ey fi halil afiyeti afiyet halinde yüşrikü billah Allah'a ortak koşuyor وَيَجْعَلُ لَهُ اَنْدَادَا Allah'a eş ve ortaklar koşuyorlar. قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا Habibim sen böyle kafirlere şöyle de küfrünle, inkarınla, isyanınla, şirkinle faydalan. قَلِيلًا çok azıcık. Çok azıcık faydalan. اِنَّكَ مِنَ اَصْحَابِ النَّارِ Zira sen cehennem ehlindensin eğer bu haline devam edersen, küfründen tevbe etmezsen. Ey قُلْ لِمَنْ هَذِهِ حَالَتُهُ Hali böyle olanlara de وَتَرِيْقَتُهُ yolu ve مَسْلَكُهُ gidişatı Onlar da yol manası. Gidişi, yolu, durumu böyle olanlara de ne de temettâ faydalan bir küfrike inkarınla kalinin azıcık. Dünyanın nimetlerin hepsi cennetteki nimete göre azıcık bir nimet ha. Bütün dünya nimetleri tek insana verilse böyle bir insan yok. Bütün yer altı, yer üstü, gökte, yerde, denizde, havada ne kadar nimetler varsa bir insana verilse cennetteki verilecek nimete göre cüz'i bir nimet, cüz'i. Yani mukayesesi mümkün değil. Ha? Onun için
küfrünle azıcık faydalan. He ve huve tehdidün şedidün. Bu ayet şiddetli bir tehdittir. Uyarıdır, korkutmadır. Ve vaidün ekidün güçlü bir, yine o da aynı manada vaid. Yani azap haberidir. Ke kavlihi teala, Cenab-ı Hakk'ın şu kavli celili gibi. Kul temettu fe inne masirakum ilen nar. Dünyadan biraz faydalanın, zira sizin geleceğiniz yer cehennemdir de. Evet, bu da başka bir ayet-i kerimeden. Dolayısıyla bu şekilde burada kalıyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.